Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bursaspor'da son 10 günde ne yaşanıyor onları yorumlayacağız. Sizler de yorumlarınızı videonun altına paylaşırsanız sevinirim. Ben de bu yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Benim bu yorumlarıma destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman videomuza Keçiören Gücü maçıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Keçiören Gücü maçında yenildik 1-0. Maçın geneline baktığımızda öyle. İki tarafta beraberlik tarzı oyun oynuyordu. Yani gol atan kazanır bir maçtı ve Keçiören Gücü de hani şansıyla yakalamış olduğu bir pozisyonda golü buldu. Hani aynı durum bize de olabilirdi. Bence maçın hakkı beraberlikte ama kaybeden taraf biz olduk. Tabii bu kaybedişte başka olaylara gebe oldu. Birazdan da onlardan bahsedeceğim. Keçiören Gücü'nü tebrik ederiz. Bizi yendikten sonra da Altınordu'yu deplasmanda yenmiş. 6 puan, 2 maçta 6 puan toplayan takımlardan bir tanesi durumuna geldi. Tabi bu videoda Keçiören Gücü'nü değil Bursaspor'u konuşacağız. İbrahim Hoca maça biraz daha defansif, böyle deplasman takımı havasında bir takım sürmüştü. Hani zaten ilk yarıyı bu şekilde çöpe atıyoruz deplasmanda oynayınca. Gol atacak bir takım olmuyor. İkinci yarıda da yapmış olduğu değişikliklerle biraz daha hani oyunu ele geçirip, oyunu ele geçirdikten sonra da gol fırsatlarını değerlendirmeyi planladı diye tahmin ediyorum. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Evet, İbrahim Hoca'nın böyle taktiği olabilir ama bizim taraftarlar olarak beklentimiz oldukça yüksek. Yani maçı başından sonuna kadar domine eden bir Bursaspor hayalimiz var. Tabii futbolcu kalitemiz de belki buna müsait olmayabilir. Ama hani beklenti her zaman Bursaspor kazanarak oynayacak şeklinde. İlk yarıda da olsa, ikinci yarıda da olsa bu böyle. Hani hiçbir taktik, hiç bizim beraberlik maçına çıktığımızı göstermesini taraftarlar olarak biz kabul etmiyoruz. Tabii böyle bir oyuna da kalınca beklentinin altında kalmış oldu. Arkadaşlar, hatırlayacaksınız, bu seneye biz Yalçın Koçukovak'la başlamıştık. Yalçın Hoca da ilk yarı bitmeden takımdan gönderilmişti. Yerine İbrahim Hoca gelmişti ve o da son kalan 5 haftaya kadar dayanabildi. Ve şimdi yerine İrfan Buz geldi. İrfan Buz'u da hatırlayacaksınız, 2013-2014 sezonunda Christoph Daum'un yardımcısı, antrenörüydü. Christoph Daum'u biz gönderdikten sonra İrfan Buz'la kalan 9 haftayı tamamlamıştık. Ve başarılı da umut veren de bir oyun oynuyorduk. Yani İrfan Buz'un o maçlardaki hırsı, sevinci hep aklımızda, o kare hep kalmıştı arkadaşlar. Bakalım şimdi bundan sonra İrfan Buz'la Bursaspor 2. Buz devrinde neler yapacak? Öncelikle İrfan Hoca'ya kalan maçlarda başarılar diliyorum arkadaşlar. Zannediyorum ki Bursa'nın genelinde de İrfan Hoca'ya karşı yaklaşım %90 seviyelerinde olumlu. İrfan Buz'dan önce yönetimimiz Metin Diyedin'le görüşmüştü ve onu Bursa'ya davet edip bir görüşme yapıp ondan sonra karara bağlayacaklardı. Metin Diyedin olmadığına ben sevindim şahsen. İrfan Buz da hemen akabinde açıklanınca gerçekten çok sevindim. Bakalım, inşallah bizi tanıyan ve pozitif enerjisine güvendiğim İrfan Buz'la Bursaspor şampiyonluğu yakalayabilecek mi? Arkadaşlar, şimdi geçiyorum bu haftaki Adana Spor maçımıza. 1-0 kazandık, güzel. Adana'daki maçta da 3-2 yine kazanmıştık. Hatta hatırlayacaksınız, oradaki maçın biraz sembolü haline geldi. Özer'in son dakikada bir golü vardı. Orada da oldukça hepimiz sevinmiştik. Arkadaşlar, Adana maçında Seleznov sakatlığından dolayı kadroya alınmamıştı. İrfan Hoca'nın da Keçiören Gücü maçına göre Adana Spor maçında biraz daha ofansif bir takımı sahaya sürdüğünü gördük. Sağ kanatta Burak ve Tayfur, sol kanatta Serdar ve Kerem'le etkili olmaya çalıştık. Özer'in de Keçiören Gücü maçına göre daha hırslı ve daha istekli olduğunu gördük. Ayrıca hakemle didişmemesi de olumlu yanlarından biriydi bu maçta. Maçın başında henüz 8. dakikada Tayfur'un duran toptan gelen ortayla birlikte yaptığı kafa vuruşunda 1-0 öne geçmiştik. Bu dakikadan sonra da 2 tane daha gol kaçırdık arkadaşlar. Onlar da gol olsa hani ilk yarıyı 3-0 önde kapatabilirdik. Bu arada Tayfur'un golünden önce defansın arkasına atılan bir uzun topta Diarra topu kaçırarak Adana Sporlu forvet oyuncusunun kaleciyle karşı karşıya kalmasına neden olmuştu. Hani Diarra'nın böyle hareketleri, bazen dengesiz hareketleri olabiliyor. Açıkçası bana güven vermiyor. Diarra'nın yerine biz defansta Sedat'ı görmeyi daha çok tercih ederiz açıkçası. Arkadaşlar, geçiyorum bir sonraki hafta Giresun maçımıza. Giresun deplasmanı kalan maçlarımızdan bence en zor olanı olacak. Hatırlayacaksınız, Bursa'daki stadyumda da yine 3-2 yenilmiştik Giresun Spor'a. Ve Del Valle ve Bekir Yılmaz bu maçta eski takımları Bursa Spor'a karşı oldukça iyi performans sergilemişlerdi.
Bu maçta da gene 3-0 geriye düştükten sonra Ali Akman ve Seleznov'un golleriyle durumu 3-2'yi getirsek de Giresunspor'u yerden kaldırmaya zamanımız ve gücümüz yetmemişti. Bursa'daki 3-2'lik Giresunspor maçının linkini de gene yukarıdan sizlerle izlemeniz için paylaşacağım. Giresunspor'un kadrosunu incelersek arkadaşlar oldukça kaliteli kadrosu, hani puan durumuna göre hak etmediği yerde olduğunu düşünüyorum. Kadrosunda Süper Lig patentli oyuncular barındırıyor. Bunlardan bahsedecek olursak defansta Numan, orta sahada gene Bekir Yılmaz ve Mehmet Güven, kanatta Del Valle, Raul Rusescu ve gene forvette de Özgürcan Özcan, Süper Lig patentli futbolcuları Giresunspor'un. Eğer Bursaspor bu Giresunspor maçından en az hasarla çıkıp 3 puan alırsa arkadaşlar, kalan 3 maçta da gene 9 puan alırsa 12 puanla biz bence ikinci olarak şampiyonluğumuzu ilan edeceğimizi düşünüyorum. Tabii son haftada lider Hatayspor'la deplasmanda oynayacağız ama Hatayspor'un puan farkını açmasından dolayı da o haftaya kadar şampiyonluğu garantileceğini düşünüyorum ki şampiyon olmuş bir Hatayspor'la oynamayı daha tercih ederim. Arkadaşlar bir de Bursa Adana maçının öncesine gitmek istiyorum. Maç öncesinde tribünlerde gördüğümüz bir timsah koreografisi bizi karşıladı Texas tribünde. Yani bu timsah koreografisini hazırlayan Texaslı arkadaşlarıma helal olsun diyorum. Gerçekten çok güzeldi. Yani çöp poşetleriyle, renkli çöp poşetleriyle yapılmış güzel bir çalışmaydı. Tofaş tribününden de kamerayla gördüğümüz kadarıyla çok güzel gözüküyordu. Gerçekten emeklerine, ellerine sağlık. Zannediyorum ki kalan son iki maçta da gene bu timsah koreografisi Texas tribünde olacaktır. Diğer tribünlere bakacak olursak arkadaşlar, maraton tribününün ortasında bir Onur reklamı vardı. Onur'a da buradan teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Gerçekten her fırsatta bizleri desteklemeye devam ediyorlar. Onur reklamının her iki tarafında maraton tribünde gene karton taraftarlarımız vardı. Birer koltuk arayla birlikte oraya maraton alt kısmında bunları gördük. Siz bu karton taraftar uygulamasını nasıl karşıladınız arkadaşlar? Sizce güzel miydi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayrıca Tofaş tribünde de gene birer koltuk aralıklarla karton taraftarları görmüş olduk. Tabii TFF 1. Lig'de gelirler çok düşük arkadaşlar. Pandemiden dolayı da maçların seyircisiz oynanmasıyla birlikte karton taraftar projesine destek olan tüm taraftarlarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlar bu hafta gerçekleşen başka bir önemli olay da Eskişehirspor'un küme düşmesiydi. Yani Eskişehirspor gibi köklü bir kulübün küme düşmesi gerçekten biz Bursasporları derinden üzdü diyebilirim. Eskişehir'in Altay'la maçı vardı arkadaşlar. Eskişehir maça hızlı başladı. Yani o genç çocuklarla 2-0 öne geçmişti ki gayet de güzel top oynuyordu. Daha sonrasında Altay 85 ve 86. dakikalarda durumu 2-2'ye getirdi. Fakat bu skorla Eskişehir zaten düşecekti. Ondan sonra yaşanan bir kargaşa oldu. Bu kargaşa ile birlikte Yalçın Hoca ve Altay'dan Leandro Kapel kırmızı kart gördü. Yani bu olayların ardına baktığımız zaman da Yalçın Hoca'nın Eskişehir Teknik Direktörü'ne gidip hani nemalandınız mı diye bir söylemi varmış ki bunu doğruladım arkadaşlar. Böyle bir şey var. Eskişehir Teknik Direktörü'nün de basın açıklamasında bunu görebildik. Basın mensupları da aynı şekilde konuştu. Yani kendisine yakıştıramadım Yalçın Hoca'ya. Evet, Eskişehirspor güzel top oynuyordu ama Eskişehirspor 16-17 yaşındaki o çocuklarla bizi de burada yenmişti Yalçın Hoca. Sana bunu da hatırlatmak istiyorum. Yani Eskişehir o gün bizi burada yendiğinde biz o çocukları alkışlamıştık. Ne kadar bizi yolumuzdan çıkarsa da Eskişehirspor, o maçtan sonra ben açıkçası Eskişehir'in düşmeyeceğini düşünmüştüm. Ama ondan sonra olan form grafiği bizim maçtaki performanslarından biraz daha uzakta kalmıştı. Ve kaçınılmaz son Eskişehirspor küme düştü. Arkadaşlar geçiyorum rakiplerimizin durumuna. Keçiören Gücü bizi yendikten sonra Altın Ordu'yu yendi, 6 puan yaptı demiştik. Keçiören Gücü'nün kalan maçlarına da bakınca Menemen, Hatay, Karagümrük, Akhisar'la oynayacaklar. Hani playoff mücadelesi veren takımların sıralamadaki yerini değiştirecek bir etkiye sahip olacak Keçiören Gücü de. Hani kalan bütün maçlarını kazansa Keçiören Gücü potaya girer mi? Bence yaklaşır iddiası da var. Keçiören Gücü de hani çok böyle ortada top oynasa da playoff'a yaklaşabilir önümüzdeki dönemlerde. Biraz da Adana Demirspor Giresun maçından bahsetmek istiyorum. Adana Demirspor 4-2 yendi. Fakat maçı izlediğim kadarıyla Adana Demirspor, Giresunspor çok fazla hataya zorladı arkadaşlar ve hani taraftarsız olan maçta çok güzel baskı yaptılar.
Bu da Giresunspor'un hata yapmasıyla Adana Demirspor gollerini getirdi. Hani Giresunspor 4 tane gol yiyecek bir takım değil bence. Ama Adana Demirspor gerçekten onları hataya zorladı diyebilirim. Arkadaşlar tabii şimdi karton taraftar, timsah koreografisi, işte Onur Market'in reklamı bunlar hep güzel şeyler. Her zaman da destekliyoruz. Fakat sanki daha bizim yapacağımız şeyler varmış gibi gözüküyor. Peki daha ne yapabiliriz diye sorduğunuzda o gün size yaşadığım bir durumdan bahsetmek istiyorum. Maç günü burada bir boru sesi çıktı arkadaşlar. Yani boru, evet. Bu boru sesi ilk başta sağa sola baktığımda bir anlam veremedim. Fakat uzun uzun bir boru sesi geliyor. Ondan sonra bu boru sesini ben maçlarda bir yerde duyduğumu hatırladım. Sonradan düşündüm ve sonra hatırladım tabii bizim Mustafa abi. Hani her maçtan önce bütün şehri maçın havasına sokmak için çaldığı vuvuzelasıyla etrafı gezen ve bütün esnafa selam veren hani şu eski Mironos kavşağından da hatırlayacağınız Mustafa abimiz. Ben çocuktum, Mustafa abi vardı ve hala var. Bunca yıl sonra yaşı ilerlemiş olmasına rağmen içindeki Bursaspor ruhunu koruyan Mustafa abi hepimize örnek olmalı. En azından biz de alalım vuvuzelamızı, stadın dışında arabalarımızda organize bir şekilde ses çıkaralım. Yani maç oynanırken Büyükşehir Belediyesi oradan stadın dışında olan arabalarla olan taraftarlara bir büyük ekran kursa, maçı da oradan arabalarından izleseler herhalde talimatlara aykırı olmadığını düşünüyorum. Biz de bu şekilde desteklerimize devam edebiliriz. Bu arada vuvuzela deyip geçmeyin arkadaşlar. Sesi 250-300 metreden duyuluyor. Yani dışarıdan biz bu boruyu öttürdükten sonra içeride hissetmeyecek oyuncu yoktur. Mustafa abi bana böyle bir fikir verdi arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama hani sizlerin de fikirleri olursa bunları olgunlaştırıp Bursalı gazetecilerle birlikte Büyükşehir'in de desteğiyle bence biz bunu yapabiliriz. Tribünde çoğu konuya öncülük eden gruplarımız inşallah böyle bir organizasyona da gene öncülük edecektir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde yani şehir içerisindeki billboardlarda bir takımın gene afişlerini görmüştük ki Bursa'da görmek istemediğimiz bir takımdı. İsmini şu anda söylemek istemiyorum arkadaşlar. Siz anladınız. Hani belediye buna nasıl izin veriyorsa neyse ki yaptığı hatasını anladı ve afişleri kaldırmış. Teşekkür ediyoruz. Ama en azından az önce söylemiş olduğum bu fikre de bu Vuvuzela'ya stat önündeki ekrana arabalarla izlenebilir duruma getirmesine de bir imkan sağlarsa ancak böyle bir hizmetle yaptığı hatayı bizlere belediye unutturabilir. Büyükşehir Belediyesi'nden bu konularla ilgili ilerleyen haftalarda geri dönüş bekleyeceğiz inşallah arkadaşlar. Bakalım. Ben böyle bir şey söyledim ama olur mu bilmiyorum. Olursa bence güzel olur. Çünkü ligin sonu geliyor ve hani şehrin bir havaya girmesi lazım. Ben havaya giren hiçbir şey göremedim açıkçası. Hani nasıl playoff'a kalacağız, nasıl şampiyon olacağız? Hani bu havayla olmamız zaten çok kolay değil. Takım Adanaspor maçına gelirken Özüce de bir 25-35 hale yakın arkadaşlarımız vardı. Hepsinin eline emeğine sağlık. Bir de stadın girişinde karşılayan arkadaşlarımız vardı. Onların da emeğine eline sağlık. İnşallah bundan sonraki maçlarda kalan iki tane iç saha maçımızda daha güzel organizasyonlarla, daha güzel motivasyonumuzla birlikte rakiplerimizi yeneceğiz. Ve ait olduğumuz Süper Lig'e geri döneceğiz. Sonraki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize haftaya görüşürüz diyorum.